Succession evet HBO'nun son dönemdeki en hype dizisi tabi House of Dragon'dan sonra House of Dragon biteri tabi aylar oldu unuttuk bile onu ama ödül döneminde yine tabi ki hatırlayacağız zaten 2023'ün ödül dönemi baya hareketli olacak Better Call Saul'un son sezonunun ikinci yarısı House of Dragon, Last of Us, Andor bence oraya kesin aday olması gereken dizi ve Succession baya konuşulacak işler var Beri de yine keza konuşulacak işler arasında. Peki biz bugün ne konuşacağız? Succession videosunda. Evet Succession son dönemin en hype dizilerinden biri. Bu dizi niye bu kadar hype? Ne anlatıyor? Biraz ondan bahsederek gireceğim. Bu kısım kısa bir kısım olacak ve spoilersız olacak. Dizi hiç izlemediyseniz, ya ne bu Succession? Ne anlatıyor kardeşim diyorsanız... ...bu kısmı izleyip ilginizi çekerse gidip izleyebilirsiniz. Yok zaten diziyi izlediyseniz bu kısmı atlayıp direkt spoilerlı kısma da devam edebilirsiniz... Dizinin konusu aslında basitçe HBO'nun yıllardır yaptığı biraz böyle sektörün arka planı dizilerinden biri Succession. Entourage, Silicon Valley, Newsroom, West Wing tarzı böyle sektörün arka planı ne oluyor? Zengin çocukları ne yapıyor? Siyasiler ne boklar, ne haltlar karıştırıyor? Hollywood dünyasının arka planı nasıl? Girişimcilik dünyası dışarıdan gördüğümüz gibi mi? dizileridir bunlar HBO'nun. Tabii Succession'dan farklı olarak Entourage ve Silicon Valley benim de izlediğim diziler ve daha temasını komedi üzerine kuran diziler. O yüzden onların oyun alanı biraz daha komedi olduğu için çok fazla ciddiyet aramıyorsunuz. Size eğlendiriyor, binci diyorsunuz ve bitiriyorsunuz. Aklınızda da güzel anıları kalıyor. Succession ise daha farklı. Özellikle de dünyanın şu Covid'den sonra geçtiği son iki yıllık döneminde zenginlerin daha da zenginleştiği, bütün kar edenlerin karını %300-500, %1000 arttırdığı bir dönemde ve artık halkın neredeyse hiç iplenmeden, o halkın kobilerin ya da daha küçük şirketlerin zorlukları hiç iplenmeden yürüdüğümüz bir dünyada bu tarz yapmak biraz daha alengirli olmaya başladı açıkçası. Succession buna bağlı olarak İskoçya'dan Amerika'ya gelmiş Logan Roy'un kurduğu imparatorluğun ve onun yarattığı etkilerini işleyen bir dizi. Warner Bros gibi düşünebilirsiniz temelde. Zaten HBO'nun da bağı, göbek bağı olan Warner Bros'ın e, teması şeyden de geliyor biraz. O su deposu üzerinde işte Waystar'ın logosunun biraz daha böyle W'ye benzemesi gibi orada minik böyle göndermeler de yapmış. Ama tabii ki e, yaratıcı Jesse Armstrong ve yapımcının özellikle belirttiği şey... Ya biz zaten burada özellikle bir aileyi almadık bir sürü farklı şirket bir sürü farklı aile var ve biz bunlardan evet et, hepsinden ufak ufak parçalardan etkilendik ve kendi e, metnimizi oluşturduk diyorlar. E, doğrudur haklıdırlar e, ama mesela Mördek ailesi de çok fazla benzeşen yerleri var açıkçası. Neyse dizi dediğim gibi çok fazla büyümüş artık dünyaya ulaşmış dünyanın her yerine ulaşmış koca bir imparatorluk şirketin. Yönetiminin kime geçeceği özet, özelinde e, temasını oluşturan bir dizi. Tabi konu bu kadar basit değil. E, esas tema burada Logan Roy ve çocukları ile olan ilişkisi. Hatta Logan Roy'un sadece çocukları değil bütün çevresi olan ilişkisi. Onun dünyaya bakışı, dünyaya çarpık bakışı. E, ve bu, bu bakışın ve ilişkinin sonucunda yaşadıkları bütün dramaları izlediğimiz bir dizi ortaya çıkıyor. Tabi bütün gerginliğini özellikle de o kralın tahtına oynama oyunları oluşturuyor. Burada zaten dizi ilk çıktığında Game of Thrones benzetmesi, modern dünyanın Game of Thrones dizisi benzetmesi çok yapılmıştı. Evet, biraz öyle bir dizi. Kral kralın tahtını kim alacak ya da kralı tahttan kim indirecek ve bunun e, buradaki alegoride tabii e, kral da tahtı da koca bir şirket ve onun CEO'lu, hatta sahipliği ve o CEO'luğa sahipliği ortak olan diğer aileler, diğer kurumlar, diğer yatırımcılar Diğer ülkelerden gelen kişiler. O yüzden dizi bütün dramasını aslında bir kral e, tahtının oyun merkezini oluşturarak kuruyor. Şimdi burada e, dramalarıyla kuvvetli bir dizi Succession. Ve özellikle siz böyle aile dramalarını genel olarak seviyorsanız. E, bir ailenin içinde geçen işte anne baba çocuk ilişkilerinin o gergin dramasını seviyorsanız. Dışarıdan gelen damat gelin. E, onların kendi çıkarları, kendi yolları dışarıdan bu aileden bir şeyler koparmaya çalışanların kendi ajandalarını izlediğiniz işleri seviyorsanız Succession'ı seveceksinizdir. Ama şu uyarıyı da yapmam lazım. Succession çok yüksek tempoyla başlayan bir dizi değil. Ve e, gerginliğini yaratma süresi biraz uzun sürüyor. Sizi e, içine çekme süresi biraz uzun sürüyor. Ben biraz da şu kafada olan biri de değilim açıkçası. Ya bekleyin 7. Be, be, bölüm gibi açılıyor falan da demek istemiyorum. O yüzden sabırlıysanız ilk sezonunu ben izlerim, gerisine bakarım diyorsanız, kaldırabilirim ilk sezon diyorsanız bu sizi bu dizi sizi üzmeyecektir. Ha diyebilirsiniz ki ya sen geldin burada Better Call Saul, Better Call Saul övdün. Ondan daha mı sıkıcı bir dizi? Ya işte sıkıcılık kavramı tamamen aslında sizin o anda bulunduğunuz kafa yapısıyla, belki dizilere bakış açınız açınızla, açınızla, dizileri tüketme şeklinizle ilgili. Tabii ben biraz daha dizilerde kompleks bir yapı arıyorum. Biraz daha böyle görsel anlatının yazılı anlat, anlatıyı çok fazla desteklediği böyle güçlü diziler arıyorum açıkçası. Her şeyin ağzımıza yüzümüze çiğ köfte fıratır gibi fırlatılmadığı diziler arıyorum. O yüzden Better Call Saul kendi dinamizm olarak aslında yavaş gözükse de kendi içindeki dinamizm olarak iyi bir diziydi. Çünkü görsel anlatısı çok kuvvetliydi ve karakterlerin hayatlarını... ...bir Roller Coaster gibi geçmişlere de birleştirerek çok iyi anlatabiliyordu. Succession'da ise durumlar biraz farklı. Evet şimdi buradan sonra biraz daha spoiler kısma giriyorum. Uyarımı yapayım. Artık e, videonun bu noktasından sonra biraz daha derinle inerek detaylı bir şekilde konuşacağız. Bundan sonrası biraz zaten karakter üzerinden giderek anlatacağım. Çünkü 4 sezon 39 bölüm büyük bir dizi. Yani dizinin her bölümündeki detaya uzun uzun giremem. O zaman video hiç bitiremeyiz. Zaten bu videoyu da inşallah bir saatin altında tutacağım diye girdim ama hiç zannetmiyorum. O yüzden karakterler üzerinden gideceğim. E, Logan'la başlayacağız dizinin merkezinde olan aslında ve bütün karakterlerin e, onun kararlarına göre, onun hayat bakışına göre şekillendirdiği bütün e, karakterlere zıplayarak devam edeceğiz. Evet, dizinin aslında ilk bölümünde Logan 80. yaş gününden önce e, bir gece evinde uyanıyor karanlık bir ortam. Ne yaptığını bilmiyor, neredeyim ben diyor karısı ne yapıyorsun falan diyor, o arada işte kalkıyor gidiyor ve e, halıya işiyor. Evet hasta dizinin bize gizli bir ortamda sunduğu, kapalı bir ortamda sunduğu ve tek şahidinin karısı olduğu bir Logan profiliyle başlıyoruz. Hasta, yaşlı, tükenmiş, e, artık böyle halıya işleyen tuvaletin yerini bulamayan, nerede olduğunu bile hatırlayamayan bir Logan tasviriyle başlıyoruz. Ve bu tasvir bize aslında çok zayıf bir insan imajı çiziyor. Şimdi dizinin zaten en iyi yaptığı şeylerden biri bu bu arada. Ee, aslında içeride ne kadar zayıf olduğunu bilmediğimiz, dışarıda izlediğimizde televizyonlarda, Twitter'da, YouTube'da gördüğümüzde hey be, adama bak be, yatırımcı be, dünyayı düşünüyor, işte uzaya gidecek adam. Neler yapıyor? Güçlü, bağırıyor, çağırıyor." gibi böyle tutulduğumuz, aslında bize bir illüzyonu çok rahat satabilen bir karakterin imajını, ar imajının arka planını görüyoruz. Ki bunu dizilerdikçe zaten daha fazla göreceğiz. Çocukları üzerinden de dışarıdan gelen başka bu tarz zengin insanlar üzerinden de bunu göreceğiz. Bu güzel bir anlatı aslında. Burada doğru bir yerden giriyorlar ama bence ilk sezonla beraber hata şurada başlıyor. Logan Roy o kadar kötü, evil noktasına getiriliyor ki dizinin ilk sezonunda ki öyle bir karakter. Yani çocuklarını devamlı aşağılayan, çevresiyle ilişkisi zayıf kimseyi iplemeyen, tamamen kafasına göre kendisi nasıl kazanmak istiyorsa, nasıl yaşamak istiyorsa öyle yaşamaya çalışan ama bir yandan da böyle herkesi manipüle eden, bazen böyle çok sevimlilikle, bazen bağıra çağıra, bazen dayakla manipüle eden bir insan aslında. Ve bu yüzden de aslında ilk sezonun girişiyle beraber diğer bütün karakter işte büyük, büyük oğlu Kanır tabi en büyük olan Kanır ama Kanır başka bir anneden olduğu için fazla iplenmeyen bir karakter. Ama esas varislerden, varislerin en önemli adayı olan büyük oğlu Kendila davranışları, onun devamlı böyle bir ezik imaj çizmesi. Keza Roman'ın da aynı şekilde belli ki yıllardır böyle bozuk yetiştirilmiş bir çocuk olarak işte dizide en sonunda mesela bunu Tom'da şive itiraf ediyor. Siz Broken'sınız diye. Yani kötü yetiştirilmiş, artık babalarının böyle e, kölesi gibi olmuş. E, bunun da bu bu döngüden de çıkamayan çocuklar. Shiv de diye kız olarak bu karakterlerden biri. Ve bu karakterlerin e, etrafında şekillendirdiği dünya, dünya kendi oyun alanı. Şimdi dediğim gibi Logan Roy karakteri o kadar kötü bir noktaya evriliyor ki dizinin daha ilk sezonunda siz bu karakterlere üzülmeye başlıyorsunuz. Evet ilk sezonu izlerken bu beni açıkçası rahatsız etti. Bunu söylemem lazım. Yani dizi aslında bu eleştiriyle, bu videoya bu eleştiriyle girmem doğru olacaktır. Ama merak etmeyin dizinin benim için daha zayıf olan kısmı ilk iki sezonu iken, daha doğrusu ilk bir buçuk sezonu iken, ikinci sezonun sonu ve üçüncü ve dördüncü sezonla dizi benim için daha iyi bir noktaya geldi. Ama bu eleştiri yaparsam ileride neden sevdiğimi bence daha iyi anlayacaksınız. Evet bu karakterlere bize ...sempati duydurmaya çalışır bir hale geliyor dizi. Şimdi bu kere bence çok tehlikeli. Çünkü baktığımızda Candle'da, Roman'da, Shiv'de iyi insanlar değiller. Hatta da iyi bir insan değil. Neden değiller? İşte zaten bunları dizi ilerledikçe yavaş yavaş açıyor ama... ...bize hiç geçmişten direkt göstererek bir bilgi vermiyor. Yani biz aslında bizi onların anlattığı kadar biliyoruz. Yani doğru mu söylüyorlar, yalan mı söylüyorlar, birbirlerini manipüle, manipüle ediyorlar... ...bilmiyoruz. Çünkü bazı olaylar anlatılıyor... Mesela Roman diyor ki işte Kendall'a ya sen beni bir kafese kapatmıştın. İşte şöyle böyle olmuştu. Aa hatırlamıyorum ben onu diyor. İşte bir tatile gitmiştik. Orada beni işte e, su tabancasıyla bilmem ne yapmıştınız. Aa hatırlamıyoruz falan diyorlar. Öbürü başka bir şey diyor. Sen bana bunu yapmıştın diyor. E bunlar bir yandan tamamen karakterlerin kendi ifadeleri, itirafları iken biz bunları görmediğimiz için bu karakterleri çok anlayamıyoruz ama babalarının yaptıklarını Gördüğümüz için onlara karşı ve onların hayatlarında yaşadıklarını e, biz yaşamadığımız için diziyi izlerken böyle ufak ufak empatiler, sempatiler gelmeye başlıyor. Bu beni açıkçası kendi adıma rahatsız etti. Tabii bunu e, diziler, filmler yapabilir. Bu kötü bir şey değil. Mesela bunu kurak günlerde de yaşadık. İşte oradaki savcı iyi birimi kötü birimi anlayana kadar aslında geri, bir gerginlik yaratıyor seyircide. E, bu, bu güzel bir hareket. Yani diziyi izleyenleri devamlı e, o... İstim üzerine tutma hareketi doğru bir hareket zaten. Ama diğer yandan mesela House of Dragon'la yakın bir örnek olarak verebilirim. Damon karakteri. Damon karakterini biz burada bütün videolarda konuştuk mesela. Bu karakterin yaptıklarını bilmemize rağmen işte e, spoiler'a girmeyeyim ama çok sert şeyler yapıyor. Belki izlemeyenler vardı aranızda hala. Yaptığı çok sert şeylere rağmen hep bir noktada yaptıkları iyi şeyleri görerek ona böyle bir empati duymaya kaydırıyor dizi ve bunun gerginliğini bize yüklüyordu. Ama onun yaptığı kötü şeyleri çok net görüyorduk. Succession'da işte pek görmüyoruz. Mesela yine burada Breaking pardon, Breaking Bad'i de örnek verebiliriz aslında ama Better Call Saul da burada vereceğim. Zaten ödül ödül adaylıklarında en çok yarıştı dizilerden biri Succession'ın Better Call Saul. Orada da karakter zaten dipten geliyor. Onunla bu konuda empati kurmamız daha olası. Yani hayatta yırtma içgüdüsü hepimize bir noktada geliyor itiraf edelim. Yani ne iş yaparsak yapalım hayat hepimiz için zorlaştıkça o yırtma içgüdüsü ya bir yerde bir param olsun da bir yerde beni idare edecek bir şeyim olsun, bir garantim olsun da ben de biraz hayatımı yaşayayım içgüdüsü hepimize geliyor. Bunun kaçarı yok çünkü dünyanın genel yapısı sizi buna itiyor maalesef. Better Call Saul'da da Breaking Bad'de de aslında buradan belli amaçlarla beraber yırtmaya çalışan, kendi hayatlarını kurmaya çalışan, çocukların hastalığını iyileştirmeye çalışan karakterler ve sıfırdan geliyorlar. Ve sıfırdan gelirken de hatalarını yapıyorlar. Biz o hatalarla onları izliyoruz, seviyoruz, kızıyoruz. Ve o hataların sonuçlarını çekiyorlar. Şimdi buradaki karakterler bu hataların sonuçlarını çekebilen karakterler de değiller. Yani hiçbir çocuğu, hiçbir karakter burada bir hatasının sonucunu çekmiyor. Mesela koca bir taciz skandalı ortaya çıkıyor. Hiçbir detayını görmüyoruz ve hiç kimse bir ceza almıyor buradan. Sadece kendi içindeki didişme var. Ha bir yandan şu anlatı doğru. Evet artık kimse özellikle de yeterince büyük ve güçlüyseniz zaten böyle konulardan ceza almıyor. En fazla arkanızda böyle sizin kafanıza vuracak çok büyük bir kamuoyu baskısı olması lazım. Üstünüzde daha doğrusu. İşte Weinstein gibi anca o zaman. Hani artık böyle yüzlerce kişi ortaya çıkıp bir de böyle tepenizde bir kamuoyu baskısı oluşursa. Ve gözden çıkarılacak kişi haline gelirseniz ve tek kişiyseniz. Evet o zaman olabiliyor. Yoksa olmuyor. Yani bugünün dünyasında e, suçlarınızın cezasını çekmeniz çok kolay bir şey değil. O yüzden de bu karakterlere dizi size empati... Kur, kurdurmaya doğru, sempati kurdurmaya doğru gidiyor. Bu bu kötüydü benim adıma. Açıkçası birinci sezonda bundan rahatsız oldum. Birinci sezonun temposunu da çok sevmedim. Hani e, temposu bozuktu demiyorum yanlış anlaşılmasın ama düşüktü ve dizi beni içine çekmekte bayağı bir zorlandı ilk sezonunda. Ama sonrasında bunu toparlamaya başladılar. Özellikle bu yapıdan ufak ufak çıkmaya başladılar. Bu kırılmada nerede oldu? İşte Logan'ın yetiştirdiği o bozuk çocuklar dedim ya. O bozuk çocuklardan aslında en akıllısı gözüken e, ve bir kadın karakter olarak diğer iki erkekten daha farklı bir yerde duran Shiv karakterinin e, ikinci sezonun sonlarıydı galiba işte bu Cruise Ship taciz skandalının çıkmasıyla beraber e, önce Logan'ın onu gel ya ben aslında sana güveniyorum bak sen e, benim kızımsın tek kızımsın e, diğerleri onlar zaten kafaları gidik ben sana bu CEO'luğu vereceğim ama biraz hazırlanman lazım ben seni hazırlayacağım merak etme bir iki üç sene sürecek. Ama o sırada işte bizim bir derdimiz var. kuru tipimizde büyük taciz olayları oldu. Benim çok yakınımda olan birisi ve herkesin ona Mo Lester diye dalga geçtiği birisi, benim dilimde olan birisi yıllarca insanları taciz etmiş. Bu taciz edilen, tacize kurban olan kişiler zenginlere tabiri caizse anladığımız kadarıyla pazarlanan kişiler ve aslında tamamen immigrantlardan ve aslında düşük sınıf insanlardan Düşük sınıf çalışanlardan olan kişiler. Bizim burada imajımızı düzeltmemiz lazım. Bak bu devirde ne çalışıyor? Bir kadın e, koyacağız başımıza. Genç bir bakış getirecek. E, Eleştireni yapacak tabii ki. Ve bizi taşıyacak buradan diyor. Ve Shiv bunu anlamıyor. E, çünkü Shiv de broken. Shiv de bozuk. Shiv de kötü yetiştirmiş. Shiv de sevgiye muhtaç. Zaten dizideki bütün karakterlerin ana sıkıntısı bu sevgi açlığı. Dizinin son sezonunda Connor'ın şöyle bir sözü vardı. Yani sizin koşa koşa her seferinde babama gitmeniz ve onun ölümünden sonraki düşüncelerinizin bu tuhaflığı da zaten devamlı sevgi açtınız diyordu. Sevgi sizi sevecek biriniz, birisini aramanız diyordu. E bu doğru. Bunu bazıları itiraf edebiliyor, bazıları itiraf edemiyor dizinin dizi boyunca. Ama Şiv de bunlardan bir tanesi, bu üç çocuktan bir tanesi. O da sevgiye muhtaç. Zaten bu sevgisizliğini Tom'a da yansıtıyor ve son sezonda yine Tom da ona bunu Tom da bu davranışların onun yüzüne vuruyor. Yani aslında severek evlendi. Hatta başta Tom'u savunarak şirketin içinde e, yürütmeye çalıştığı bir karakter. Eşi aslında Tom. Bir karakter değil onun için ama ona bir karaktermiş gibi hayatındaki random bir kişiymiş gibi davranma, davranmaya başlıyor. Çünkü kendi çıkarlarının kendi e, ajandasının peşine düşüp babasının o kabullenişini kazanmak istiyor, onu kabul etmesini istiyor çünkü. Hiçbir zaman onları kabul etmemiş, yanına sokmamış, sevmemiş bir insan babası. Ee, mesela Tom da yine dördüncü sezonda bunu Şiv'in yüzüne vurup tıpkı zamanında e, annesinin Şiv'e söylediği gibi ben anne olmamalıydım belki de hatta belki sen de olmamalısın sözlerini destekliyor. Ha, derçi orada sende olmaması değil mi? Ben anne olmamalıyım diyordu ama Şiv'e birazcık onun e, mesajını veriyordu. Sonra Şiv de onun üzerine hemen çocuk yapmaya çalışıyordu. Neyse ve Şiv karakteri dönüyorum CEO'luk konusuna e, bunu aldıktan sonra, e, bu görevi aldıktan sonra şunu yapıyor İşte dizinin burası benim için kırılma noktası oldu ve beni mutlu eden diziyi izlememe e, motive eden durum oldu. ...tacize uğrayan çalışanlardan biri konuşmak üzere itirafını yapacak, mahkemeye çıkacak... Ee, ...ve belki de şirketi çok ciddi bir e, zarara sokacak, hamleyi yapacak. Ve burada Şiv gidip onunla konuşuyor, onu manipüle ediyor, onu kandırıyor. Bak diyor ben bir kadın olarak diyor, şimdi diyor sen konuşursan... ...bütün basın, bütün toplum senin üstüne gelecek. Ama ben içeride bunu halledeceğim, senin hakkını almanı sağlayacağım, burada... E, bu taciz skandalına karışanların cezasını almasını sağlayacağım diye ki o sırada Mo Lester dedikleri kişi de ölmüş durumda. Lester McCormick miydi? Öyleydi galiba adı Babasının yakınında olan bir kişi. Hatta aynı dönemde e, acting CEO olarak, geçici CEO olarak Rhea karakterini de işin içine sokuyor. Logan Rhea karakterini de bilerek sokuyor zaten. Ki onunla da başka bir yakın ilişkisi var. Belli ki aralarında başka cinsel münasebetler de olmuş. Ve onu da manipüle ediyor. Ve manipülasyonu görüyor. Ben diyor burada olmayacağım diyor gidiyor ama kızı gidemiyor. Bütün çocukların zaten ana derdi bu, asla gidemiyorlar. Benim de yine diziye ve karakterlere kızdığım nokta da bu oluyor. Yani madem bunu istemiyorsunuz, babanızı yıkmak istiyorsunuz ya da kurtulmak istiyorsunuz gidin. Gidemiyorlar. Shiv karakteri de gidemiyor ve bunu yapıyor ve en sonunda şunu gördüm ben de dizide ve mutlu oldum. Evet, bu karakter gerçekten kötü. Yani kendi konumunu kullanmak dışında ya da birisine fiziksel zarar vererek bir kötülükten bahsetmiyorum. Gerçekten kendi konumunu kullanmanın dışında tamamen babası istediği için ve orada aslında kendisi de kadın bir karakter olarak zaman zamanla dışlandığı asla içeri alınmadı ki daha sonra iki kardeş de onu asla yanlarını almıyorlar dışlanan biri olarak başka bir kadına bu manipülasyonu yapması dizinin bence en, e, aldığı en net kararlar, en iyi kararlardan biriydi. Yine keza bunun üstüne e, Logan karakterinin e, artık dizide bu taciz skandalıyla beraber başlayan süreçte başına bir iş gelme durumu ortaya çıkıyor ve bu durum ortaya çıktıktan sonra aslında kendisine bir kurban oraya. Bayağı bir mafya babası gibi. Yani mafya dizilerinden bilirsiniz böyle. Benim için ölür müsün? Ölürüm abi. Tamam hadi be yürü artık. En az adamı sizsinizdir. Halbuki tek derdi sizin ölmenizdir zaten. Yani başka bir şey değil. Tamamen ahmaklık yani. Ve bu ahmaklığı birine yıkmak istiyor. Ee, ve bunun için oğlunu seçiyor. Oğlunu seçiyor. Kendi Roy'u seçiyor. Daha önce dizinin başında CEO adayı iken, CEO olmak üzereyken onu bir anda dışlayan ki bu dışlama nedeni de aslında bence biraz ilginç şu açıdan ilginç e, kaybettiğini görmek istemiyor çünkü o arada dikkat ederseniz dergilere falan baktığında böyle işte gelecek e, geleceğin yıldızı CEO geliyor abi falan gibi kapaklar var dergilerde işte büyük e, CEO'nun oğlu artık ondan da büyük olacak ona biat edecekler falan gibi böyle anlatılarla geldikleri için varis anlatısına geldiği için o dergi böyle bir göz ucuyla görüyor bir bakıyor ve bir anda vazgeçiyor aslında. Hatta bunun diğer nedenlerinden biri oğlunun o anda yapmaya çalıştığı bir satın almada da e, aşağılanması ve bunu çevresindeki e, yüksek rütbeli diğer çalışanların görmesi, e, yönetim kurulunun görmesi ve bunu Logan'a iletmesi de e, bu işin bir parçası tabii. E, Logan bunu kendine bir avantaj haline çeviriyor çünkü Logan kaybetmek istemiyor ne olursa olsun. Tek derdi o yani ailesiymiş, karısıymış, çocuğuymuş hiç umurumda değil kazanmak için her şey yapabilir. Zaten Logan karakterinin bence bu dizide e, ki en iyi anlatısı şu. Zaten bunu karısı Caroline de söylüyor. Lady Caroline eski karısı Lady Caroline de bunu söylüyor. E, yani o tekmelediğinde dövdüğünde ona geri dönmeyecek hiçbir şeyi sevemez. Çünkü derdi bu. Yani o manipüle edebildiği, aşağılayabildiği, ona %100 her konuda biat edebilecek, onun büyüklüğünü, başarısını her zaman takdir edecek. Onunla hiç didişmeyecek, fikir belirtmeyecek. Belirtiyorsa bile öncelikle onun fikrinin ne kadar iyi olduğunu söyleyecek. Ona belki ekler yapacak. Asla onun ayağına basmayacak. Asla onun başarılarını sahiplenmeyecek insanları çevresinde tutuyor. Zaten bu şekilde yanında işte çalışan Frank gibi 30 senedir çalışan insan var. Carl gibi, Jerry gibi yıllarca onun yanında çalışan. Onun taktiğini bilen insanlar var. Mesela Ken bunu hiç yapmıyor. Ken, Ken bunu yapmadığı gibi bir de onunla didişmeye devam ediyor. Ona yalan söylüyor, onu sallamıyor. E, artık ben aldım işleri gibi davranıyor. Bu da Logan'ı tabii sinir ediyor. Böyle olunca da e, ani bir kararda tamam diyor ben alacağım sen daha hazır değilsin'e getiriyor. Sonra bunu zaten dizinin bence diğer eksi bir yanı da bu. Sonra bunu ikinci sezonun sonuna kadar bir loop haline devam ettiriyor dizi. Bu da biraz aslında dizinin sıkıcı yönlerinden gerçekten. Evet şimdi Kendall olmadı Roman'a geçiyoruz. Roman da olmayacak gibi hadi bakalım Shiv gelsin o da olmadı. Tekrar Kendall bir birleşelim bir ayrılalım. Yani dördüncü sezona kadar aslında bu loop devam ediyor ve dördüncü sezonda bitiyor. Zaten burada sanırım yapımcılar da kanal da HBO da bu karara bu yüzden aldılar. Çünkü dizi kendi döngüsünde çok hapsolmaya başlıyordu. Ve bütün oyuncular zaten dördüncü sezon provalarına geldiklerinde final sezonu olduğunu öğrendiklerini söyler. Çünkü hepsi devam edeceğini düşünüyorlar. Çünkü daha önce öyle söylenmiş. Ama bence doğru karar olmuş. Bu loop'u kırmaları ve diziyi dördüncü sezonda bitirmeleri, zirvede bitirmelerini sağlamış. Şimdi geri dönüyorum. Evet, Logan bu çocukları, bu karakterleri kendisini tatmin etmek için özellikle bu şekilde bozuk yetiştirmiş diyordum. Şimdi buna adapte olmadığı için bu çocuklar farkında ol olarak ya da olmayarak, isteyerek ya da istemeyerek başarılı olma şansları yok. Aslında dizinin en başından bunu anlıyorsunuz. Peki kim başarılı olabilir? İşte burada Tom karakteri devreye giriyor. Benim dizide belki de en sevdiğim karakter. E, gerçekten müthiş bir oyuncuya sahip. Matthew Mcfadyen. Yani oyunculardan bahsedeceğim ara ara. Ama Matthew Mcfadyen'dan Ayrıca bahsetmem lazım ki kendisi en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü de aldı. Sanırım 2022'de aldı. Müthiş oynuyor. Ve Tom karakteri en başından sonuna kadar babasının, Shivin babasına yani üvey şey babasının, kayınbabasının, babasının Shivin onun etrafındakilerin kimsenin ayağına basmıyor. Kimseyle didişmiyor. Sadece Shiv'le ilişkisi dışında. Yani Shiv'le ilişkisinde evet orada bir çünkü... Orada ben samimi buluyorum aslında Tom. Yani Tom evet yükselmek için her şey yapabilecek bu kalemun bir adam. Derdi bu. En başından beri bu. Hatta Şivin en zor anında bile babası hastanedeyken bile ben ne olacağım? Beni söyledim mi? Bak biz de böyleyiz gibi yapan bir karakter. Ama kendisi de hep Şiv'e destek veriyor. Çünkü onun kafasında hep şu var. Biz birbirimize destek olursak, yalnız kalmazsak kendi yolumuzu açarız. Yani camiayı, sektörü biliyor aslında Tom. Bu samimiyetine inanıyorum ve Şiv de aslında ee, babasına yaptığı gibi onu da sırt e, yüzüstü bırakmasa sevgi tarafında, aşk tarafında belki zaten beraber yürüyüp, e, beraber gideceklerdi ama işler tersine döndü beraber gitmene rağmen ona dizinin e, sonuna doğru yaklaşımıza tekrar gireceğim. Ve Tom karakteri bu Bukerun yapısıyla beraber e, hem Shiv'i belki de kullanarak hem Logan'a yakın yaklaşarak hem de onun istediği gibi bir e, mafya fedaisi olarak bu özellikle de cruise ship konusunda kendisini öne atıp cruise ship skandalı konusunda ben hapse girerim baba gerekirse. Bırak senin oğlun ne bok yerse yesin. Ben yanındayım. Hatta o böyle tuvalette fenalık geçirirken ilk koşup yanına giden Tom oluyordu. Tom hep onun elinden tutan kişi oldu. Yani Logan ona güvendiği için değil. Ona biat ettiği için aslında Tom'u seviyordu. Çünkü diğerleri etmiyorlardı. Ona birisi biraz biat etmedi zaten hep yanından uzaklaştırıyordu. Önce bir dövüyordu, vuruyordu. Eğer tekrar ona biat ederek gelirse de yanına alıyordu. Mesela Frank karakteri bir noktada böyle oldu. Diğer karakterlerin de birçoğu bunu yaşadılar. Ve Tom burada o yüzden sonuna kadar gidiyor ve dizinin belki de en renkli karakteri oluyor. Shiv ise de bu özellikle Cruise Ship skandalı konusunda ortaya çıkardığı kişiyle beraber de dizinin... Ee, en çarpık karakterlerinden biri oluyor ki kadın karakter olarak ki ee, orada da e, Sara Sunu övmem lazım o da çok iyi bir oyuncu özellikle de son sezonda hamile olarak oynadı çok iyi gizleme gizlemişler orada set ekibinde yönetmeninde yapımcıları takdir etmek lazım İyi kotarmışlar ve e, son sezondaki performansı gerçekten çok iyi bu arada birinci ve dördüncü sezonda zaten e, şeye de bakarsanız ben dönüp e, dizileri bitirince ilk bölümlere dönüp tekrar izlemeyi çok seviyorum Orada da bu dizide de tekrar yaptım ve şunu gördüm. Birçok aslında yine olay mirrorlanmış. Yani ilk bölümlerde gördüğümüz olaylar dizinin sonuna doğru da benzerleri oluyor. Nedir mesela işte özellikle Logan'ın Ken'in onun varisi olarak dergi kapaklarını çıktığını görmesinin onu tetiklemesi çok benzer bir olay. Shiv'in dördüncü sezonda gelen Alexander Skarsgård'ın canlandırdığı, ki onu da Lucas Madsen karakterinin... ...Shiv tarafından oynatılan bir kukla gibi... ...karikatürize edildiği bir dergiyi görmesinden sonra... ...onu CEO yapmaktan vazgeçmesi gibi. Ya da işte... ...Candle'la Roman'ın... ...dizinin son bölümünde... ...herkes bakarken kavgaya tutuşması... ...çok böyle bir de ezik bir şekilde kavga etmeleri... Ve Sarah, işte pardon Shiv onlara trip atıp giderken ergensiniz falan diye kızıp giderken ilk sezonlara döndüğümüzde Shiv ve Roman'ın e, onları kimsenin görmediğini zannettiği bir yerde kavga etmesi ve yine ergence bir kavgaya girişmesi ve bunu Tom'un görmesi zaten Tom'un karakterinin e, metaforları bu açıdan çok güçlü. Yani Tom'un karakterinin metaforu şu her şeyi görüyor, her şeyden haberi var bir şekilde görüyor. Bunu da nasıl yapıyor işte burada diğer bir karaktere giriyoruz. Greg. Çünkü Greg de onun e, elini, kolunu, bacağını kırarak yetiştirdiği, ona muhtaç kılarak yetiştirdiği bir karakter. Ve onunla onun sayesinde hem her şeyi öğreniyor hem onun yaptıkları sayesinde hep kendisini alan açıyor. Hata da yapsa da, hata yapsa onun hatalarını kullanarak onu kendine bağlı tutuyor. Doğru yaparsa da ondan aldığı bilgilerle kendisini güçlü kılıyor burada da onların kavgasını görüp aslında ailenin nasıl bir durumda olduğunu Tom anlıyordu. Şimdi burada dizinin tabi okumasını birçok yerden yapabilirsiniz. Birçok metaforla, alegoriyle yapabilirsiniz. Pardon, birçok metaforu ve alegoriyi algılayarak yapabilirsiniz. Ama tabii dizinin mitolojik bir altyapısı da var. Gerçi ben bunu artık biraz sıkılıyorum. Yani zaten bir yerden sonra herhangi bir anlatıyı Evet abi biraz da mitolojik yapısına girelim. Biraz da mitolojik benzerliklerine bakalım diyerek bir yere oturtabilirsiniz. Zaten birçok yazar, birçok yaratıcı bu tarz mitolojik anlatıları kullanmayı seviyorlar. Çünkü zaten en temel hikaye anlatılarında olan şeyler mitolojilerden geliyor. E burada da var. Hatta burada Tom Ağzı söylüyor. Yani çok tespit edecek bir şey yok. E ile Sporus'un hikayesini bilir misin diyor Greg'e. Sanırım 3. sezondaydı bu. E, ve ona bu hikayeyi anlatıyor. Çok basitçe Sporus, Nero'nun e, karısını öldürdükten sonra evlendiği kişi, evlendiği çocuk. E, yaşını şu an hatırlamıyorum mitolojide anlatılan yaşını ama bu e, erkek çocuğunu alıyor, hadım ediyor, karısının kıyafetlerini giydiriyor ve yanına alıyor. Aslında evet, bu çok e, nasıl diyeyim erkeksi toksik bir anlatı. Yani e, tam böyle tribün anlatısı gibi. Ha, seni karısı yaptı he, falan gibi çirkin bir anlatı. Ama... ...dizi için çok doğru çalışıyor... ...çünkü herkes aslında birisini kendisinin... ...pardon birisi bir sporus yapmaya çalışıyor... ...herhangi pardon. Herhangi birisi dizide... ...bir başkasını kendisine sporus yapmaya çalışıyor... ...zaten Logan çocuklarına bunu yapmış... ...Tom Greg'e bunu yapıyor... ...Shiv Tom'a bunu yapmaya çalışıyor ama beceremiyor... ...Tom sonra bunu... ...Shiv'e yapıyor gibi oluyor ki oralar biraz karışık... ...ama özellikle Greg'e bunu çok yapıyor... Hatta zaten benim sporsum olacaksına kadar ağzıyla söylüyor artık. Zaten dizinin e, evet, bu mitolojik anlatıyı kullanması hoş. Bunu anlıyoruz zaten ama sanki şey gibi olmuş. Biz bu anlatıyı kullandık ve size bunu görsel destekleyerek ya da metinle destekleyerek verdik yerine ya biz bunu yapmıştık ama başlığında atalım da kimse kaçırmasın. Bakın hani ya biz de bunu yaptık artık herkes görsün. Seyirci de kendisini biraz akıllı hissetsin anlatısı bu beni biraz üzüyor zaten bunu çok yapmaya başlıyorlar e, keza yine buna bağlı olarak şeyi görmüşsünüzdür e, denizle ilgili zaten metaforik anlatı dizinden başından beri var İşte o denize giren korkmadan giren o büyük herkesin köpek balıklarının e, yer aldığı sizi yiyebilecek orada boğulabileceğiniz koca bir deniz aslında e, bu dünya e, ve kendi oraya bazen korkmadan giriyor bazen Korkuyor, giremiyor. Bazen küçücük bir havuz havuzda boğuluyor. Bazen işte e, ölümle yüzleşiyor orada ve babası sayesinde kurtulabiliyor. Yani bu metaforu devamlı vurguluyorlardı. E, güzel bir şekilde aslında anlatıyı destekliyordu ama ne oldu? Dizinin sonunda onu da açıklamak zorunda kaldılar. Bilmiyorum zorunda mı kaldılar ama neden böyle yapıyorlar bilmiyorum. Bence biraz böyle. E, seyircinin teorileriyle didişme kafası gelmiş yazarlara ve Jesse Armstrong'a. Ya tamam siz tamam biliyorsunuz bu işleri de zaten tamam biz siz kendiniz akıl hissedin de yaptık. Biz zaten bunu yani işte, zaten planladık bunları kardeşim daha ne yani uzatmayın deyip artık son sezonda son bölüme giderken Kendi Roman ve Shiv suya girecekler. Artık uzun uzun başlıyor böyle işte köpek balıkları birbiriyle iletişime girerdi her yerden bizi duyar da buraya girersek gece yerde de i̇şte başta giremiyorlar da candle giriyor sonra o diğerleri giriyor yanına geliyorlar onu destekliyorlar ama böyle köpek balığı gibi geliyorlar falan. E tamam abi yani bu kadar açıklamaya keşke düşmeseydin diye bir tık üzülmedim değil e, o yüzden evet dizinin e, aslında temelde bunlara takılmazsanız e, bu deniz alegorisi ve buradan yarattığı metaforlar bence güzeldi. Ama yeterince güçlü çalışıyor muydu? Bence çalışmıyordu. Keza cruise ship konusu da böyle bir metafor. Yani bu koca denizde, dünyanın böyle koca bir deniz olarak tasvir edildiği bir yapıda yürüyen bir imparatorluk, koca bir gemi bu cruise ship. Ve bu geminin yürümesi için her türlü şey yapmaya hazır biri Logan. Yani evet, geçmişini görmediğimiz için onun ne kadar kötü biri olduğunu bence net anlayamıyoruz. Yani tacizci tacizi yaratan, içerisine bindiği zenginlerin insanları taciz etmesine izin veren bir insan en yakınında duruyor. Orada o gemi yürütmek için dünyadaki herkese her şey vermeye hazır birisi. Yaptı evlilikler bile böyle. Yani Marsya karakterinin ilk sezondaki diyaloğunu hatırlayın. Şivon'dan kullanıyor. Onu diye araştıralım diyor. Daha araştıralım dedikten bir, bir bölüm sonraydı galiba. Marsya'da o aynı bölüm içerisinde. Marsya yanına gelip ben araştırmana gerek yok falan deyip böyle bir karanlık bir imaj çiziyor. Ondan haberi olmuş çünkü. Yani diğer evlendiği karısı Lady Carol. Yani Amerika'da Lady Laka, yani Lady title'ını almış. Güçlü bir isim belli Ya yani bu tarz karakterleri hayatına özellikle sokuyor Logan. En sonunda artık ölmeye yakın yanına e, genç bir asistan alıp e, onunla takılmaya başlıyor. O da zaten artık biraz şey gibi herhalde. Artık ölüyorum ya o kadar da uğraşmaya gerek yok. Ki onu da iler, içeride yavaş yavaş ilerletmeye çalışıyordu ölmeseydi. Muhtemelen onu da yapacaktı ama neyse. Yani hayatın hep böyle stratejik yaşamış biri. Yani siz ona stratejik olarak hizmet etmiyorsanız kuruz gemisini o koca denizde yürütmesine yardım edecek herhangi bir şey yapmıyorsanız yanında yer almanız çok zor. O yüzden herkes pardon herkes her şeye göz yumuyor. Mesela burada Jerry karakterini sıçrayabiliriz. Jerry de yıllardır yanında ve hatta Jerry ile birlikte Roman karakterine de sıçrayalım. Roman da yine belki de dizinin yine en renkli karakterlerinden biri. Kieran Kalkin'in Kalkin ailesinin yine artık farkında olmadığım oyuncularından biri ki Kalkin ailesi de herkes oyuncu. Biz tabii MacRae ile büyüdük evde tek başına serisiyle. Diğer kardeşlerin de iyi oyuncular olduğunu daha sonradan öğrendik. Kieran Culkin de burada gerçekten müthiş bir oyunculuk sergiliyor ki onu başta Greg için aslında düşünmüşler. Sonra senaryo okuyunca ya bana Roman'ı verin bana daha uygun deyip o karakteri alıp yürütmüş gerçekten. Jerry ile Roman karakterine sıçrarsak dediğim gibi onların ilişkisi de mesela bu geminin yürümesiyle ilişkili. Mesela Jerry taciz ediyor Roman yani dik pik yolluyor ona devamlı onu taciz ediyor zorluyor. Odasına gidiyor, orada mastürbasyon yapıyor, telefonunu arıyor ve asla ses çıkarmıyor. Mesela şimdi e, kızıyoruz ya dışarıdan gördüğümüzde bazı şeyleri. Ya taciz olmuş, ses çıkarmamışlar, niye falan. Ve bu genelde böyle psikolojik e, altyapılara bağlanıyor, psikolojik tabanlara bağlanıyor daha doğrusu. Ya yani işte manipüle edilmiştir, çıkamamıştır, tehdit edilmiştir, zorlanmıştır. Evet, daha düşük kademedeki insanlar için bu geçerli. Yani siz şirketin alt kademesinde çalışıyorsanız... Şivin yaptığı gibi birisi gelip sizi manipüle ediyor. Baskılıyor ve siz açığa çıkamıyorsunuz, konuşamıyorsunuz. Ama Jerry gibi tepedeyseniz bunu avantaja çeviriyorsunuz. O da açığa çıkmıyor ve dizinin sonuna kadar e, bu olayı cebinde tutup... ...sesini çıkarmayıp, itiraz etmeyip, e, Logan'a bunun için serzenişte bulunmayıp... ...ki Logan ve Shiv daha çok geriliyorlar bu konudan, Jerry'nin bunu kullanacağını bildikleri için... Ve Logan öldükten sonra bunu hemen Roman'a karşı kullanıyor. Yine dizinin yaptığı şeylerden biri bu. Ee, Jerry ile Roman ilişkisini farklı bir e, dinamikle sona kadar iyi götürdüler. E, çünkü Roman'ın e, karakterinin aslında girişi zayıf. Özellikle ilk sezonda biraz onun böyle cinsel yönelimiyle ilgili bir anlatıya girecek gibi oluyorlar. Girmiyorlar. Zaten dizi genel olarak sert yapabileceği hiçbir şey yapmıyor. İşte zaten burada biraz kızıyorum. En başta söylediğim gibi biraz etliye sütliye dokunmayalım konusu bu. Aman abi şimdi bir aileye dokunuruz. Oradan millet onu yürütür ortaya çıkar. Onun dedikodusu çıkar. Biz başımıza iş alırız gibi. Biraz böyle Edin McKay'in de yapımcısı olduğu için Edin McKay kaypaklığı diyorum ben buna biraz. Bunu yapıyorlar. Daha yapmıyorlar. O yüzden hep böyle üstü kapalı şeyler duyuyoruz, görüyoruz. Karakter hakkında imalar ediliyor bazı şeyler. Duyuyoruz, görüyoruzculukla. Dizi bir yere kadar giriyor. Yine bu da diziyle ilgili eleştirilerimden biri. Roman karakterini de pek burada ilerletemiyorlar. Roman karakterinin e, cinsel yönelimiyle ilgili ya da kendi e, erkek arkadaşı, kadın arkadaşı ilişkileriyle ilgili bir yere gidemediği için konu. <laughs> bir yerden sonra babasına yaklaşıyor. Babasına yaklaştıktan sonra onun işte yine o broken yetiştiren bir çocuk olduğu için e, bu dominasyona, bu sevgiye bir dominasyon üzerinden. Baskılama üzerinden belki de işte bu dayakla erişebildiği için öyle tatmin olabildiği için bu anlatıya geçiyorlar. Bu daha güzel bir anlatı. Bunu da Jerry üzerinden yapıyorlar. Hatta bir yerde artık Roman karakteri babasından tokat yiyecek hale bile geliyor. Ve Roman karakterinin biz biraz daha geçmişinde hem Kendall tarafından haraslanarak büyüdüğünü öğreniyoruz. Babası tarafından da. ...böyle büyütüldüğünü öğreniyoruz. Roman karakteri iyi bir noktaya geliyor bu şekilde. Ee, tabii ki Aaron de oyunculuğu da e, onu yürütüyor. Şimdi bu karakterizasyonlardan e, bahsederek devam ediyoruz. Burada o yüzden şunu da söylemem lazım. E, Breaking Bad örneğini vermiştim bu videoda. Walter White örneğini şimdi tekrar vermek istiyorum. E, Walter White karakteri sıfırdan güçlenen çocuğunun e, hayatta kalması için... E, belli riskleri göze alan çok yüksek para ihtiyacı olduğu için uyuşturucu üretimine giren bir karakterdi ve bir yerden sonra iyice güçlenip artık e, o konumunu o gücünü e, korumayı artık onu kimsenin aşağılayamadığı dünyada e, kendisini kral hissetmeyi sevmeye başlamıştı ama şöyle bir durum vardı bunun ona ne kaybettireceğini bu risklerle yaşadığını artık bu çok ince bir çizgide yürüdüğünü biliyordu yani o, ve bu ayrıcalıklarını çok sıfırdan elde etmişti. Bunları korumak zorunda olduğunu biliyordu. Succession dizisindeki karakterlerin korumak zorunda olduğu hiçbir şey yok. O yüzden de aldıkları kararlar tamamen e, dizinin loopunda babalarıyla olan ilişkiye tıkanıyor. Ben isterdim ki bu karakterlerin dış dünyayla da belli bağları olsun... ...ya da burada kaybedecek bir şey olsun, ilişkileri olsun, ne bileyim e, arkadaşlıkları olsun... Başka kendi iş kurmaya çalışsınlar onlar olsun. Daha büyük paralar belki bak dizi yani bu benim için mantıklı değil ama dizinin mant mentalitesinde daha çok para kazanabileceği imkanlar olsun. Yok yani hiçbir şey e, korumaya çalışmıyorlar. İhtiyaçları da yok yani dizinin sonunda bile şirket satılıyor. Yine bir şey kaybetmiyorlar aslında sadece kaybettikleri şey tamamen duygusal tamamen mental tamamen kendi tatminleriyle ilgili. Yine milyarderler ve daha da milyarder oluyor aslında dizi bittiğinde. <laughs> bu açıdan bakınca e, bu diziye böyle çok karışık bir sevgi besliyorum işte. Yani belki Roman karakterinin burada e, cinsel üzerinden gidilseydi biraz daha bunun kavgasını verseydi belki babasına bir baş kaldırışa doğru gitseydi ve zarar görseydi Walter White karakteri gibi yapıya gelebilirdi. Daha güçlü olabilirdi. Kendall bir yerde çıkmaya çalışıyor. Onun hakkını vereyim. Özellikle de e, garson çocuğun ölümüne neden olduktan sonra ki o da bak yine dizinin e, elini korkak alıştırdığı yerlerden biri. Ya yani birinin ölümüne neden oluyor ama o kadar kolpa bir ölüme neden oluyor ki. Ya bunu birinin ölümünü tabii küçük görmek için söylemiyorum da. Ya yani o kadar kenardan kıyıdan bir şey ki ve bu konudan sırf, sırf zayıf olduğu için bak bu ölümü hiç iplemeyip gitse babasının ben bir şey yapacağını zannetmiyorum. Ama o sırf babasıyla yakınlaştığı için aslında bu sorumluluğu da kabul ediyor ki aynı durum babasında da var. Bu vurgu özellikle yapıyorlar. O da e, kız kardeşlerini kendi taşıdığı virüsten dolayı, polio virüsten dolayı öldüğüne inanmış yıllarca. Hatta Logan'ın kardeşi de bunu e, yıllarca işte kendini bu yüzden suçladı diye cenazesinde anlatıyordu. Bunu ta en başta da dizinden başına da söylüyorlardı. E Kendall da biraz bunu yaşıyor aslında. Bu biraz kendini acındırma, kendini acındırarak bu yeniden bir bağ kurma, ilişki kurma konusu. Ki babası da bunu kullanıyor. Şimdi Kendall bunu yapıyor ama esas babası bunu kullanıyor. Diğer tarafta Logan'ın tarafında biraz daha kendini acındırma var. O yüzden babasından geçen genetik bir huy gibi aslında bunu yapması. Bir yerde çıkmaya çalışıyor bu olaylardan sonra ve babası izin vermiyor. Çünkü izin verirse kimle oynayacak? Yani çocuklar onun tavşanları aslında. Dizi bunun da metaforunu bir yerde güzel veriyor. Ee, Jason Aronson'du galiba. Adrian Brody'nin karakteri. Ee, Board'un en güçlü ortaklarından biri. Yüzde dört ortağı. Ee, i̇ki tavşan gibi ona yanına gidip ikna etmeye çalışıyordu. Aynı anda da Kendall'ın çocuklara aldığı tavşan anlatısı vardı. İşte onlara tavşan almış. Ona en büyük havucu almaya çalışıyor benim oğlan Ki çocuklar hiç bilgisi yok. Sadece işte eğlensinler de aman bana sarmasınlar diye. Göya onları mutlu ettiğini zannediyor. Kendini tatmin ediyor. Aynı şeyi, aynı tavşanı, tavşancılığı ona e, Jason Aronson'a yapıyorlardı. Keza aynı konu e, Logan'la kendi ilişkisine geçerli. Ya, o, ona geri dönmeli ki, yanından gitmemeli ki Logan'ı tatmin edecek o bir tavşan olsun. Onunla oynasın, onu mutlu etsin. Ona en büyük böyle havucu göstersin ama vermesin. O bunu seviyor. Bununla yaşıyor. Bununla. Bu bir kazanma hissi veriyor ona. Ee, yine buradan da zaten evet kendi burada bir çıkmaya çalışıyor. Çıkamıyor. Daha sonra babası onu e, sokağa atmaya çalışıyor. Hapse atmaya çalışıyor. Bu sefer de ilk büyük tepkisini veriyor. Yine ikinci sezonun sonunda verdiğim e, sevdiğim en güzel konulardan biri buydu açıkçası. Çıkmaya çalıştıktan sonra verdiği bu tepki çok kuvvetli bir tepki. Ee, özellikle de umarım bu arada dizinin kronolojisini de karıştırmıyorum ama daha sonra oluyor diye hatırlıyorum. Karıştırıyorsam kusura bakmayın. Tabi ee, tabii dizinin ilk sezonlarını biraz geçmişte izlediğim için bazı yerleri unutuyor unutmuş olabilirim. Ee, ondan, onun, ondan kurtulmaya çalışıyor ve orada Kendall patlamayı yapıyor ve babasına karşı belki de e, en güçlü olduğu anı yakalıyor. İlk kez bu kadar güçleniyor aslında. Burada da mesela bu konu Mördek ailesinde yaşanmış e, babası ve oğlu yine benzer bir durumda tam hatırlamıyorum şimdi e, konteksti ama böyle bir hearing'e çıkıyorlar bir böyle e, basın önüne çıkıp ifade veriyorlar. E, bu da zamanında baya bir olay olmuş Amerika'da. Evet karakterlerle gitmeye devam ediyoruz aslında birçok karakterin yaptığı bir şey deneyeceğim şimdi tek bir karakterin değil özellikle Roman'ın sürüklediği dizinin bir dinamiği daha var. Argo konuşmalar ve bunun yarattığı e, kara komedi ve ofensif mizah. Bu ikisi çok iyi işliyor. E, özellikle Roman'ın dediğim gibi. Keza burada Connor da hiç fena değil. Ken'in diyalogları burada tabii Ken'in de e, aptal bir karakter olmasıyla ilgili biraz ama daha sırıtıyor. Shiv de fena değil. Özellikle Tom müthiş. Tom ve Roman dizinin kara mizahını ve ofensif mizahını müthiş götürüyorlar. Dediğim gibi ofensif mizah tehlikeli bir alandır ama iyi yaparsanız da güzel çalışır bu iki karakterin artık belli noktalarda kötülüklerini ya da işte birer yavşak olduklarını anladıktan sonra ya da belli kılganlıklarını gördükten sonra bu tepkileriyle yarattıkları diyaloglar müthiş çalışıyor dizide. Evet dizinin genel teması komedi değil. Genel tonu komedi değil ama kara mizahı ve ofensif mizahı gerçekten iyi yürütüyor diziyi. Kruz gemisini denizde yürütecek kadar iyi ve çok argo konuşuyorlar. Yani hepinizin dikkatini çekmiştir. Canlı yayınlarda da Saksaş'ın biz konuşurken bu soru geldi birkaç kere. Neden bu kadar argo konuşuyorlar? E, Böyleler aslında. Yani biz tabii kafamızda bazen kuruyoruz. E, i̇şte Pierce ailesi de var burada. Şimdi Pierce ailesi... Tabi burada şu ale, şu anlatı güzel. E, biri daha demokrat. E, Amerika'nın siyaset yapısıyla anlatıyorum. Tabi Amerika'nın siyaset yapısıyla dünyanın siyasete bakacağız çok farklı. Hatta Avrupa'nın bile çok farklı. Ee, neyse o konuya girmeyeceğim şimdi ama demokrat daha gözüken, demokratların nedeni olan Pierce ailesinin e, duruşu, konuşma şekli falan daha sakin kibarken, e, daha Republican, cumhuriyetçi olan e, Roy ailesinin e, argoya ağzından düşürmemesi, devamlı agresif olması, bunu bazen bilerek bazen taklit ederek yapmaya çalışmaları bu e, dizinin özellikle seçtiği bir konu tabii ki. Ve doğru yani şimdi burada isim vermeyeceğim ama hepinizin belki de duymuşsunuzdur ya da bir yerlerde arkadaşlarınızdan duymuşsunuzdur, ailenizden duymuşsunuzdur. Ben de zamanında reklamcılık yaparken çalıştığım markalar üzerinden böyle şeyler duyuyordum. Patronların çok küfürbaz oldu. Yani çok büyük markalarda çalıştık reklam ajanslarında ve genelde böyle birazcık alt, alt sınıfla diyeyim şirketin içinde muhabbeti kurarsanız böyle dedikoduları size verirler. Gerçekten çok acayip şeyler anlatılırdı. Yani ne kadar küfür ettikleri, devamlı millet aşağıladıkları, yanlarına böyle aman ceketini, kravatını düzeltmeden asla gidemeyeceğin patronların anlatısını çevredenizden de duymuşsunuzdur. E bu doğru aşağı yukarı böyle. Çünkü kendi bilgisizliklerini, kendi o anda verecek iyi cevapları olmamasını bu şekilde bastırıyorlar. Mesela bunun en güzel örneği nerede oluyor biliyor musunuz? Kendall Bankayla konuşurken babasının aldığı borçtan dolayı babası hastalanıyor ilk sezonda komada ve şirket hisseleri belli bir değerin altına düşerse yıllar önce aldığı borcu banka talep etme hakkını kazanıyor. Bunun için de bankayla konuşacak. Burada başta kibar konuşuyor sonra küfür ediyor adama. Aslında babasını taklit ediyor çünkü hep öyle görmüş. Babası da bir yerlerde bir şeyler çözülmeyince üste çıkarak, bağırarak, çağırarak, küfür ederek yaptığını düşünüyor. Halbuki öyle değil. Logan'ın yaptığı çok iyi bir şey var. Kendisi sadece kendi yakın çevresinde ya da kimsenin görmediği yerlerde bunu yapıyor. Ve böylece karşısındakini tamamen avucunun içine alıyor ve bunu başka birisine yapacaksa da başka birisine yaptırıyor. Yani dışarıdan birisine yapacaksa da Tom git sen söyle. Shiv git konuş bakalım. Roman sen onu tanıyorsun git onunla konuş. Böyle söylediğimi söyle. Ve orada bir hata olursa da Sonra kendi devreye giriyor. Yani onlar beceremezse tabii ki ben babası olarak geleceğim. Zaten karşıdaki kişi de bunu istiyor. Yani sen git baban gelsin diyor. Zaten dördüncü sezondaki bütün kırılmalar bundan yaşanıyor. Babaları öldükten sonra da herkes siz kimsiniz babanız yok gene getirdiği için dağılıyorlar. İşte Kendall da bunu yanlış anladığı için ve kafası da çalışmadığı için e, direkt kendisi küfür ederek ve asla tanımadığı birine ve milyarlarca dolar borcu olan birine küfür ediyor ve işler sarpa sarıyor. Aynı hikayeyi Rom'un da çok yaşıyor başka yerlerde. Mesela Tom, Tom burada biraz daha dikkatli. Tom da hep böyle kimsenin görmeyeceği alanlarda yapıyor. Eğer yanından bir dedikodu bir şey sızarsa onu kontrol edebiliyor. Yukarıdan bir şey gelirse onu nasıl aktaracağını iyi biliyor. Neyi sahipleneceğini, neyi sahiplenmeyeceğini çok iyi biliyor. Ya da başkasına yaptırıyor. İşte o yüzden Greg'i var. Mesela ona herhangi bir şey gelse Logan'dan, ona gitsin Tom yapsın. O da grey'e yaptırıyor. Hatta dördüncü sezondaki seçim açıklamasında bile konunun sonucuna göre sahiplenip sahiplenmeyeceğine karar verdi. İşte bu yukarıdan aşağı hiyerarşik bir e, oyun gibi zaten. Yani bütün hayatları bu karakterlerin birer oyun. Burada da mesela bir miralama var. İlk sezonda e, doğum gününde Logan let the game begins diyordu. E, ve böyle bir beyzbol oynama alanına gidiyorlardı. Aynı cümleyi dördüncü sezonda e, Tom'la Shiv'in bir araya gelme partisine ve seçimin öncesindeki o partide e, Kendall söylüyor. Ve aslında bu oyunu attıktan sonra herkes oradaki diyaloglarla bu oyunu başlattıktan sonra kendisi kaybediyor. Oyunun kazananı yine aslında ölse bile babası oluyor. Bu da İnanılmaz bir şey yani ve yine orada da başarısız oluyorlar. Şimdi biraz da Tom, biraz daha Tom karakterinden konuşmak istiyorum. Video da zaten uzadı neyse ayrısı bakalım. E, Tom çok önemli bir karakter dizi için ve dizinin sonunda da zaten e, hak ettiği yere değil, e, çalıştığı, didiştiği, didindiği ve e, istediği yere geliyor. Yoksa bir hak yok yani Greg de Tom da hiçbir şey hak etmiyorlar. Ya, hak edecek hiçbir şey yapmıyorlar zaten. Tek yaptıkları şey ikili ilişkileri yönetmek. Zaten Logan'ın da dediği bu değil miydi? Yani e, istediğin kadar business git, istediğini yap. Bu bir yerden sonra kimin penisi daha büyük yarışıdır. Ve Tom da aslında e, penisi büyük yarışına girmek yerine penisi büyük olanların yanında durup e, Niroen Sports hikayesini e, uygulayıp istediği yere geliyor. Peki burada neden Tom başarılı oluyor? Biraz bunu düşündüm aslında diziyi izlerken. Çünkü Tom'un Logan'la bir kan bağı yok. Bu çok ilginç bir detay. Şu yüzden bir terapiste gidiyorlardı ayrıca hatırlarsanız ve orada aileler kusurlarını size yüklerler ve her seferinde yenilerini ekler diyordu terapist ve daha sonra bu kusurları tamamen sizinmiş gibi gösterirler diyordu. İşte az önce anlattığım gibi zaten kendi beceriksizliğini ya yani bakmayın Logan da aslında becerikli biri değil. Ha akıllı biri mi akıllı biridir eminim. Bütün karakterlerin zaten belli bir zekası var. Ama becerikli mi? Yani empati kurabiliyor mu? Ne kadar sosyal? Hiçbirinin arkadaşı var mı? Yok görmüyoruz. Sıfır. Dış dünyayla bağları bile yok. Tek dış dünyayla bağları en son Roman'ın 4. sezonda gidip e, protestojen ağızda dayak yemesi yani. Başka bir şey yok. Yok. Gitmiş durumda. O yüzden Logan onları yıllarca kendi yanında tutup bütün o e, kusurlarını, hatalarını, beceriksizliklerini çocuklarına yüklemiş. Ve onlar da bunu aktaracak birini bulamıyorlar biraz böyle enerji yüklemesi gibi. Bunu bulamadıkça da zaten e, tepkileri anlamsızlaşma ya da hırçınlaşmaya başlıyor. Tom'un böyle bir avantajı var işte. Tom buraya, buna maruz kalmamış. Dışarıdan gelen biri. Ve en büyük avantajı e, bir erkek olarak ki bunu da dördüncü sezonda anlıyoruz. Özellikle Lucas Madsen'ın konuya bakışı e, ve işin vera ve vesayete gelmesi. Nedir burada konu işte? Bir anda Şiv hamile kaldığını öğreniyor ve bunu açıklıyor. Ne kadar üzücü değil mi? bir kadın olarak? Hamile kaldığınızı açıklıyorsunuz ve CEO olacakken sırf bu yüzden ve biraz da tabii şu da var. Hem CEO olursanız vesayet olarak da güçlü olacaksınız ve, ve çocuğunuz sizin Roy soyunu devam ettirecek. Artı olarak da Lucas Madsen'ın şöyle bir derdi var. Yanındaki kadınları zaten çok dibine sokmuyor. Eba'ya davranışlarını bize dizi özellikle gösteriyor. Ona akıl verecek, ona fikir verecek birine ihtiyacı yok. O yüzden yanında erkekler olsun, eğlensinler, ona böyle ona biat etsinler, harala gürele yapsınlar, ona derse yapsınlar. Ama Eba gibi, Shiv gibi karşı çıkabilecek, fikirlerini değiştirebilecek, anti fikirler ortaya koyabilecek insanları sadece kullanmak istiyorlar. Ama yakınlarına tutmak istemiyorlar. Hem çocuk, çocuk için hamile olması hem de e, bu duruma düşmesi Lucas'ın onu uzaklaştırması neden oluyor. Ve Tom'u seçiyor burada da. Hem erkek olması hem yine çocuğun babası olması hem bir şekilde bu bağı da koruyacak ihtiyacı olduğunda. Ama birinci dereceden aileden biri değil. Bu da ayrı bir avantaj. İki gün sonra boşanırlarsa bir dert yok ortada. <laughs> yani inanılmaz bir kafa yapısı gerçekten. E, ve Lucas da bunu kullanıyor ve Tom da bunun avantajları da besleniyor. Ha Tom komple haksız mı? Evet yani haksız değil. Özellikle Shive dördün sezonda yaptığı itiraf sahnesi ikisinin balkonda konuştuğu sahne bence dizinin en güzel tepe noktalarından biriydi. Birbirlerine atışmaları çok iyi bir sahneydi. Ee, yıllarca birbirine yaptıklarını boşalmaları e, açık sözlü olmaları ve bunun sonucunda her şeyi suratlarına vurmaları çok iyi. de dizide zaten e, bunu yapabilen tek iki karakter onlar oldular. Başka kimse bunu beceremedi. Ara arada deneselerdi çok beceremediler. O yüzden evet Tom'u mutsuz eden şeyleri öğrendik orada da. Yani belki daha sağlıklı bir ilişki yaşasalardı. Shiv ona bir dominasyon kurmak yerine ya da onunla böyle bir açık ilişki yaşamaya zorlamak yerine ona daha yakın e, kalsa ve bir şeyler paylaşsaydı. Ve Tom da aksi gibi ona e, devamlı şey hissettirmese, bir çıkar için onunla evlendiğini hissettirmese, ona gerçekten sevgiye dair bir şeyler hissettirse belki daha farklı bir ilişki olacaktı. Ama dizinin sonunda e, benim gerçekten az yüreğimi sıkan bir sahne oldu. Tom'un oturması ve hiç suratına bile bakmadan Şiv'e e elini uzatması ve Shiva'nın onun elini tutmak zorunda kalması bayağı boğucu bir sahneydi Shiva adına ve Tom'un e, karakterinin mükemmel bir tamamlanışıydı. Yani evet o hiçbir şey zorlamadı onu. Tamamen onun istekleriyle oldu. Shiva'nın talepleriyle buraya gelindi. Şivin eksiklikleriyle buraya geldi ve Tom bunları kullandı. ya ee, yani burada şunu diyebilirsiniz. E abi kullanır. Yani kullanmasa mıydı? Evet. Yani benim yapacağım bir şey değil. Belki birçoğunuzun yapacağı bir şey değil. Zaten oradaki karakterlerin etik davranışı belki de hayatımız hiçbirimizin yapacağı şeyler değil. Ama o durumda, o konumdaysan başka bir hayatın yoksa, elindekileri korumak istiyorsan e, o bin dolarlık dandik şarabı bile sırf bin dolar olduğu için içmek istiyorsan Orayı korumak zorundasın ve Tom da bunu yaptı. Ee, Tom zor bir karakter yani o yüzden diziyi bana sevdiren Tom McFadyen'ın hayata geçirdiği kesinlikle Tom karakteridir. Ee, yani o zaten yeterince ölmemden de anlamışsınızdır. Tabi dizi bir yandan da karakterlerin devamlı e, aile sorunlarını, aile eksikliklerini, aile işularını vurguladığını söyledim. Artık bir yerden sonra bu sahne özellikle aklımda kalmış, notlarımda da yazmıştı. Bir bahsetmek istiyorum. Kendall'ın doğum günü sanırım ikinci sezondaydı. Baya böyle pembe bir koridordan geçiyorsunuz. Kendall'ın doğum gününe doğuyorsunuz. Orada böyle e... <laughs> hepsine kıyafetli servis elemanları var ve Roma'nda bayağı böyle anamızın örekesinden çıkarak geldik çok sağ falan diye <laughs> diye böyle esprisini yapıyordu. Oraya gidiyorsunuz orada böyle ağaç ev var. Ya koca bir o sahne ve o o bölüm koca bir böyle e, aile sorunu bölümüydü ya. İşte e, annesinden doğuş metaforu, ağaç evler, kardeşlerinin oraya gelmesi, onunla konuşmaması, birbirlerinden kaçmaları, bir yerlere sıkışmaları Böyle gerçekten içinizi kıyıyordu. İşte bunlar da tabii işte zengin, bu kadar zengin olunca tek derdiniz ilişki oluyor. Şimdi daha farklı noktalara gittiğinizde ailenizle ilgili çok başka sorunlarınız oluyor. Yani maddi sorunlar, eğitimle ilgili sorunlar, dini sorunlar. Bunlardan çok fazla çatışma yaratabilirsiniz. Ama bu kadar zengin olunca yaşayabileceğiniz tek çatışma ailenizde olan eksiklikleriniz oluyor. Ailenizle ilgili olan basit e, sevgi sorunlarınız oluyor. Yani ya günün sonunda ya bu kadar yani sevse olmaz mı diyorsun? Olmuyor. Çünkü burada birazcık e, miras aktarımı da var. Ona da girmek lazım. Bunu çok vurguluyor dizi bir yerden sonra. Özellikle yine dördüncü sezonda. Uncle Noah karakteri. Uncle Noah karakteri de e, Logan'ı birazcık sert yetiştirmiş. Birazcık değil bayağı sert yetiştirmiş e, birisi. Ve ondan bu miras da e, büyümüş bir slogan. Ve Logan dediğim gibi hiçbir zaafını asla e, public ortamda göstermiyor. Yani Kendall herkesin içerisinde konuşamayarak sıçıyor, Roman herkesin içerisinde ağlıyor. Shiv konuşma yapacakken kardeş onu baltalıyor, beceremiyor. Yani hepsi bir şekilde e, birden fazla kez zayıflıklarını herkese gösteriyorlar. Ama Logan asla göstermiyor. Ve bu yüzden adam denize girmiyor, havuza girmiyor. Sadece Mars yanındayken giriyor ve biz orada görüyoruz ki sırtında bayağı böyle işte çizikler vesaire bir şeyler var. O zaman biraz anlıyoruz Logan karakterinin geçmişini. Şimdi dizinin bunu göstermemesini yine eleştiriyorum ama şöyle de bir yandan da şunu da hakkını vermem lazım. İşte bu görsel anlatı da Logan'ı aslında bizim gözümüzde anlatısını güçlendiriyor. Yani onu şimdi gösterse acındırabilir. Ay amcası dövüyordu. Böyle işte çok kötü ediyordu. O yüzden böyle ya. Logan yoksa iyi bir insan dedirtebilirdi bize. Ama bunu dedirtmiyor. İşte ara ara böyle iyi çıkışları var, iyi kararları var dizinin. Bu da onlardan biri. Zaten benim gördüğüm biraz daha böyle e, Logan gibi, Tom gibi daha böyle tepede kalan, daha bireysel kalabilen, daha gizemli karakterleri daha iyi anlatmışlar. E, ama e, üç çocuk artı kanır karakterinin e, anlatısı yer yer zayıflıyor. Evet kanır demişken biraz ona da girebiliriz villa karakteri ilişkisine ki e, sevgisizlik demiştik. Bu dizideki karakterlerin tek bir derdi var. Onlara bir şey verirseniz bir şey alırsınız. Bu her şey olabilir. Para olabilir, sevgi olabilir, konum olabilir. Ama bir şey vermeniz lazım. Mesela Tom Shiv ile ilgili işte de bu. Yani Tom Shiv Tom Shiv'e hiçbir şey vermiyor özellikle sevgi olarak yani. Arthur şey bunu iddia ediyor. Diğer tarafta Villa sağ işte artık en sona şeyi konuşuyorlar. İşte beni sevdiğin için birliktesin. O da itiraf ediyor. Evet hani seni zamanla sevdim ama hani ben de hayallerimi gerçekleştirmek istiyordum. E, i̇yi de bir diyalogumuz vardı. Kaldım gibi bir yere getiriyor ve kanır buna okey. Ve kanır bu sayede e, biraz daha kendini iyi bir yere konumlandırabiliyor ki o da aslında salak biri. Yani sırf yine babasının gözüne girmek için Seçime milyonlarca dolar para harcayacak bir adam. Harcayabilecek bir adam. Sırf bu yani başka bir derdi yok. Başarı olabileceğini göstermek için ve orada başaramıyor. Ama bir şekilde Villa ile ilişkisini koruyarak ondan bir şey alarak kendi sporusu gibi değil o biraz daha farklı orada daha mutual bir ilişki var ama çıkar ilişkisini koruyarak kendi akıl sağlığını biraz daha koruyabiliyor kanır. O diğer üçlüden biraz daha ayrılıyor. Zaten dikkat ederseniz en başta da e, biraz şey gibi başlıyor kanır karakter işte. Tamam siz ne derseniz ben okeyim gibi başlıyor. Sonra onun, onu hiç iplemedikleri için öyle dedikçe bu sefer devreye giriyor. En yaşlı benim beni de ipleyeceksiniz ulan falan gibi bir kafaya giriyor. Sonra da Villa, Villa sayesinde oradan çıkıyor. E, Tabi Villa gibi karakterler e, genelde toplumun... E, kızdığı karakterlerdir. Ha işte çıkarcı, gold digger, işte paralarını yemeye gitti falan. E, ama bir yandan da bakıyorsun tepedekileri övüyoruz. Tom övülü, yani dışarıdan bugün gerçek dünyada olsa bu karakterler. Twitter'da bunları görsek helal bir adam CEO oldu be sıfırdan geldi. Şu oldu bu oldu. Halbuki arka planını öğrendiğimizde yine dizinin başarı olduğu bir kısım. Niye öveceğiz ki bu adamı? Bu, bu adam bu kalemun. E ben o zaman Vila'ya niye kızayım? O da açık sözlü en azından. Açık sözlü olarak ve daha basit dertleri var. Bir tiyatro oyunu yazayım istiyor. Ona işte bir tiyatro kuralım istiyor falan. Yani daha daha kendine şahsına münasır dertleri var. O yüzden Villa karakteri de ilginç bir noktada burada. Genelde e, escort olduğu için başta dışlanıyor. Çok akıllı olmadığı için dışlanıyor. Kendileri çok akıllı ya. E, ve kendisi e, cinsel dünyalarını gördüğümüzde de ...verdikleri tepkinin çok anlamsız olduğunu görüyoruz zaten dizi içerisinde. Evet hatta bu cinsellikle ilgili bir, bir birkaç şey daha söylemek istiyorum aslında. Şimdi videoda konuşurken de aklıma geldi. Dizinin yine elini korkak alıştırdığı yerler var demiştim. Bu beni rahatsız ediyor demiştim. Ve ilk sezona tekrar bakarken şu sahneyi hatırladım. Shivin babası hastayken ve böyle yeni yeni uyanıyorken... ...ve Logan ona baktıktan sonra... Şive seni seviyorum deyip elini e, pantolona doğru ittiği bir hareket vardı. Bu tabi e, bence dördüncü sezon geldiğinde birçok kişi tarafından unutuldu bu. Dizi de bunun üstünden sonra hiç gitmedi. Oralara hiç girmedi yani. Evet böyle şey hissediyorsunuz işte ilk sezonda böyle bir şeyler yapacaklarmış da ikinci sezonda aman abi oralara çok girmeyelim olmuş gibi bir hissediliyor. Tabii, tabii, tabii ki benimki tamamen varsayım. Ve bundan uzaklaşıyorlar. Şimdi şunu anlayabiliriz buradan. Tabii onu Marcia sanmış olabilir. O zaman şunu mu çıkaracağız? E, Logan seks düşkünü bir adam ve en şey anında bile böyle e, hemen seks arıyor. Ya da tatmin olma arıyor. Bilmiyorum. Bunun diziye bir, bir katkısı yok. Yani okey da takılıyor olabilir ne bileyim yani. Normal bir anda da gösterebilirler. Niye Sheev özellikle yanına gittiğinde bunu yapıyor? Ve baktıktan sonra bunu yapıyor? Ve Şiv'in bunu hiç anlatmadığını görüyoruz daha sonra. Şimdi bu çocukların geçmişi baya e, bizim gözümüzde karanlık bilmiyoruz yani dediğim gibi. Ve zaten dizinin açılış jeneriğinde de devamlı birine odaklanıyor sonra hepsi bir araya geliyor. Orada da çok bir şey görmüyoruz ama hep babalarından uzaklar. Fotoğraflar dışında sabit dışarıya yansıyacak dışarıya verilebilecek kareler dışında hep babalarından uzaklar. Zaten bunu sonra Shiv de anlatıyor biz odasının önünde kavga ederdik de hani bizi duysun gelsin, oyun oynardık. E, biz bizle ilgilensin diye. E, bunu yapıyor yani. Şimdi bu kadar e, uzak olmasının ve daha sonra da aslında hiç şirket işine karışmayıp yıllarca dışarıda çalışıp babasının uzak kalmasının nedeni neydi? Ya yani buraya dizi pek giremedi. Evet bazı nedenler attı ortaya vesaire ama giremedi. Bu bence iyi bir işaretti. Bunun sonunu getiremediler. Bu biraz ilginç geliyor bana. Belki de daha sert noktalara gideceklerdi ama belki de çok acite etmeyelim. Çok abartmayalım artık. Çocuk tacizine girersek aile içi çok çıkamayız. O yüzden manipülasyonla kalalım. Hani çocuklarını evet dövmüştür, manipüle etmiştir, onları bozuk yetiştirmiştir, onları kendisine biat edecek şekilde yetiştirmiştir diyelim. Fazlasına girmeyelim diyorlar. Ya da bize sadece şunu demek istediler ya siz anlayın artık yani buradan ne çıkarırsanız gibi bir hale getirdiler. Ki yani mesela Logan'ın diğer özellikleri bir yerden sonra vurgulanıyor. Hele de son sezon geldiğinde artık çocukları ırkçıydı, ırkçıydı, babam çok ırkçıydı falan diye söylenmeye başlıyorlar. Evet babanız hep ırkçıydı zaten. <laughs> mesela bunu ta şeyde de anlıyoruz. Mesela bu bir şey hizmet ediyor. Babasının ne kadar siyasi bir görüşten çok aslında çıkarcı görüşünden dolayı kendi yarattığı dünyasında farklı bir bakış açısı yaratacak e, bir örnek havuzu yok, bir ilişkisi yok. İlk sezonda Kendall'ın e, eski karısı ve çocukları geliyor. Yüzlerine bile bakmadan sen git diyor. Ben gidiyorum diyor. Gidiyor. Çocuğunu Kendall'ın ona masasına bıraktırdığı yemek yemekten sonra zehirli mi diye test etmek için kullanıyor Айvorsını. Öyle bir adam yani Logan. Irkçı, paranoyak, manyak. Bunlar hep vurgulanıyor. Ama cinsel taraf biraz uzakta kalıyor. İşte en sonunda bir de daha genç bir kızı asistan alması e, Marsi'yi zaten çok rahatsız ediyor. Uzaklaşıyorlar. Ki Marsi'ye da belli ki stratejik bir evli olduğu için onunla ilişkisi biraz daha kompleks ama bu ilişkinin kompleks, kompleksliğini de çok görmüyoruz. Ha belki işte dizi 4 sezon değil de 6 sezon olsaydı, 7 sezon olsaydı bunlara daha çok girebilirdi. Ama seyirci de sıkılabilirdi. Onda hakkını vermek lazım. Çünkü artık sona geliyorum ben de. 4. sezonda hem buna düşmemek için hem de diziyi yüksek bir tempoda iyi bir şekilde bitirmek için ve artık karakterlerin hikayesinin böyle Sökülerek devam etmesi için bir karar almışlar. O da Logan'ın ölümü. Şimdi Logan'ın ölümünü ben ilk izlediğimde açıkçası biraz erken buldum. Ki Brian Cox müthiş bir aktör. Yıllardır zaten bir ton filmde dizide izledik. Müthiş yaratmış. Yani Logan hani Tom'dan daha iyi kim oynamış derseniz Matthew McFadden'den. Yani Brian, Brian Cox'ı Cox sayabilirim. Başkası yok. Brian Cox müthiş bir karakter attı. Dizinin tek villain'ı belki de çok Merkezi bir karakter, her şey ona göre şekilleniyor ve ana sürükleyicisi. Öldüğünde şunu hissettim, acaba dedim erken mi oldu ve Anton Hopkins'in Westworld'da ölmesi gibi mi olacak? Dizi baş aşağı gidebilir. Aksine son sezon olduğu için iyi bitti, haklarını vereyim. O öldükten sonra biz bütün çocukların böyle gelen bir iplik söküğü gibi kendi boklarında boğulmana doğru giden yolu izledik. Ha, boğuluyorlar dediğim hani yine ölmüyorlar, bitmiyorlar, fakirleşmiyorlar ama e, başarısız oluyorlar, mutsuz oluyorlar. Hayatlarında istedikleri yine hiçbir şey alamadan devam ediyorlar. Bu iyi bir karardı. Yani çok riskli bir karar. Dizinin belki de en büyük başarısını bu getiriyor 4. sezonda. Logan karakterini öldürmek ki bu çok büyük olay oldu. Ha daha iyi ölebilir miydi? Mesela yakın dönemde işte şu an bir trajedi yaşanıyor. Bir milyarder Titanic'in batığını göreceğim diye dandik bir tüpün içine binip denizin altına daldı ve şu an yok oldu ortalıktan. Belki böyle böyle salakça bir şekilde ölüme yaklaşsaydı daha iyi olabilirdi dizinin anlatısında. Ama pat diye öldürdüler. Bu da okey. Yani e, acite etmeden, drama yaratmadan öldürdüler. Ama burada yine bir eleştirim var. Bunu özellikle bölümü izlerken çok hissettim. Ve daha sonra öğrendim ki bu sahne provayla yapılmamış. Açıkçası Logan'ın ölümünden sonra çocukların e, yaşadığı şokları izlediğimiz bölüm bayağı kötüydü. E, çok hissediliyordu provasız olduğu. Çünkü şöyle bir sorun var. Bu karakterleri oynayan oyuncular devamlı bu karakterlerle yaşamıyorlar. Evet burada Jeremy Strong biraz daha metot oyunculuğu tarafında. Kendi itiraf etti ki bence bu dörtlü beşli içerisindeki en zayıf oyunculukta onda. Ha yine iyi götürüyor ama diğer dörtlü kadar beni tatmin etmiyor açıkçası. Ama diğer oyuncuların hepsi bunu yapmak zorunda değil. Yani karakterli yaşayarak, onun geçmişini ezbere bilerek, onun yaptıklarını ezbere bilerek yaşamak zorunda değiller. Öyle yaşayamazlar zaten. Ve prova yapılıp senaryoda bu ne yapacakları onlara verilmediği için sanki kendileri üzülüyormuş gibi bir durum oldu. Yani Logan değil de Brian Cox diziden gidiyor diye üzülüyor gibi oynamışlar. Burada biraz daha işte kendi Roy'un oyunculuğu fark ediyor. Ee, pardon Jeremy Strong'un takdir etmem lazım. O kendisini daha çok kaptırmış olaya. Ama diğerleri çok eğreti duruyordu bu yüzden. Ee, keşke burayı daha ya işte doğaçlama yapalım güzel olur gibi bir hataya düşmeselerdi de daha iyi planlasardı. Daha vurucu sert bir sahne izleyebilirdik. Evet Succession karakterler üzerinden e, konuşmaya çalıştığım bir dizi oldu. Ee, özellikle onların yaptıkları Yarattıkları bir dizi oldu. Ee, genel anlatısına bakarsak da evet, yani bu diziyi eğer ilk sezonunu birazcık e, sabırlı olursanız size sonunda güzel şeyler sunan bir hale geliyor. Ama dedim ki ben buna şart koşabilecek biri değilim. Kendi vaktinize bakın. Böyle binci diyecek e, arda... izleyecek bir vaktiniz varsa oturun izleyin. Onun dışında evet, yani e, zenginleri öldürmemeliyiz. Hiç kimse hiç kimseyi öldürmemeliyiz ama. Bu tarz dizilerin anlatısında daha güçlü söylemleri bekliyorum açıkçası. Ee, Succession'da da pek bulamadım ama e, özellikle ilk iki sezonda bulamadım. Ama üçüncü ve dördüncü sezon, ikinci sezonun sonuyla beraber bu arttı ve benim beklentilerimi daha iyi karşıladı bu açıdan. Ve daha iyi bir dizi haline geldi benim gözümde. Yani bu diziye karşı görüşüm yüzde elli elli. Yani yüzde elli bir kızgınlığım var bunları açıkladım. Yüzde elli de gerçekten sevdiğim şeyler var. Tam ortasındayım bu dizinin. Evet böyle Better Call Saul gibi hayranıyım, sabah akşam izlerim gibi olamadım. Ama yine de sevdiğim bir dizi oldu günün sonunda. Ve genel anlatıdan da çıkıp e, günümüz dünyasına da bakarsak bu tarz zengin anlatılarının aslında biraz tehlikeli bir yere gittiğini söylemiştim e, COVID'den dolayı. Yani hep alt sınıflar acı çekmeli. Bugün Türkiye'de aynı durum var. Acı reçeteyi alt sınıflar çekecek. Orta sınıf ölecek. Bir sürü acı reçete. Acılar, acılar. işsiz kalacaksınız. Parasız kalacaksınız. E, yukarıdakiler kalsın abi biraz da o zaman. Onlar az etsin. Onların paralarını e, paylaştırsınlar. Ne bileyim yani anlatabildim mi? Yani bunların bu anlatılarda nasıl kazanıldığını da görüyoruz ya bir anda. Bullshit yani. Hani değerlemeler falan çoğu bullshit. Yani sayılar fake, talepler fake, kendi hayatları fake ve tamamen yaratılmış bir dünyayı yaşıyorlar. Eba'nın burada itirafı çok iyiydi mesela. Ya kendisi düzgün bir yazılımcı da bile değil. Biz yazdık onunla ilgili her şeyi. Onun sayesinde buralara geldi diyor. Ve biz buna, buna tutuluyoruz. Bu daha üzücü bu insanları gerçek sanıp tutuluyoruz. Bu konuda Succession'ı çok iyi buluyorum mesela. Böyle çıkan, bağıran, çağıran, kesen, koparan, genius gibi hareketler yapan insanlara bayılıyoruz. Ama günün sonunda acıyı yine biz çekiyoruz. Onlar çekmiyor. Succession iyi bir dizi. Eksiklikleri var. Anlatısında sevmediğim yönler var. Dediğim gibi hepsinden bahsettim. Ama biraz dayanırım. Düşük tempoya sabrım yüksek. Ee, ve dizinin ödülünü alırım diyorsanız Öneriyorum. izleyin. Succession dışında artık dizi videolarına devam edeceğiz. NBA playoffları bitti. Ted Lasso final yaptı. Ted Lasso'yu izleyeceğim. Şimdi onu konuşacağız. Bir sürü yeni dizi başladı. Onların birer ikişer ilk bölümlerine bakacağım. Böyle bir tavsiye vlogu yapmak istiyorum. Onlarla ilgili hangisine bakalım, hangisine devam etmeyelim tarzı. Bir tavsiye videosu gelecek. Onun dışında anime, manga, çizgi roman videoları da yapacağım bu yaz. Artık Full Force canlı yayın ve diğer videolara devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenin, like atın, yorum basın, paylaşın. Ee, sadece olumlu yorum yazmak zorunda değilsiniz. Gelin eleştirin aşağıya. Sorularınız olabilir diziyle ilgili sorun konuşalım. Ya yok sen dizide şunu hiç anlamamışsın aptal herif diyebilirsiniz. Gelin yazın. Her şey açız. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.